Evet, merhabalar efendim. Kadim Bilgiler'in 10. ve sonuncu bölümündeyiz. Ne yazık ki her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bizim programlarımızın da bu programla inşallah sırlamış olacağız. Araştırmacı yazar Kubilay Aktaş partnerim. Bu programı onunla birlikte sunduk. Merhaba Kubilay. Merhaba. Evet, her şeyin olduğu gibi bu programın da bir sonu var tabii ki. Çünkü sırlamış oluyoruz ama sırlamış yine devam oluyoruz. Edeceğiz kanalda. Evet, evet. Ayrı olarak sen programlarına devam edeceksin. Sağ olasın. Bu bizim için bir adaptasyondu. Burada bize yardımcı oldun. Rica ederim. Zevkle, inşallah. Keyifle. Ben de her bölümde gerçekten hem birçok şey öğrendim senden hem de keyif aldım. İnşallah izleyicilerimiz de aynı şeyleri hissetmişler. Bizim yaşadıklarımızı onlar da yaşamışlardır diyelim. Peki şimdi bu son bölümde biraz toparlama gibi olacak programları. Evet. Pek çok şey konuştuk. Pek çok bilgiden, dinlerden bahsettik. Kadim bilgilerde şimdi Kur'an-ı Kerim'de bazı doğru bilinen yanlışlar ya da üzerinde çok fazla böyle tenakuza düşülen şeyler vardı. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle başlayalım. Siz bir kitap okuyorsunuz galiba. O kitapta zannedersem. Evet, bu da bunları... enteresan bir kitap. Uydurulan Din ve Kur'an'daki Din diye. Benim her zaman pek çok şey okuyorum. Tabii ki Uzak Doğu dinlerini de, işte Kur'an'la ilgili şeylerde, Hristiyanlıkla da ilgili. Burada hadislerden bahsediliyor. Yani hadislerin her zaman çok doğruyu yansıtmadığından ve işte Kur'an-ı Kerim'de aslında hadislere çok yer olmadığından bahsediliyor. Senin bugüne kadarki varlık okumanda istediğin şekliyle sorayım. Nedir yani hadislerin Kur'an'da yeri olmalı mı, ne zaman olmalı? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben bir kere hoca değilim, hı hı, ama kendi varlık okumamda, dediğiniz gibi araştırmalarımda, bu benim haddim de değil ama ben nasıl okuyorum? Yani, hı hı, benim bakış noktamda, evet, nasıl, ne görüyorum? Öncelikle Kur'an dediğimiz aslında kainat. Hı hı. Kainat. Kainat ve insan birleşimi sonsuzluk, yani ilahi bilinç. İşte Kur'an kainatsa o Kur'an'ın bilinci de Muhammedi bilinç dediğimiz mana. Dolayısıyla daha önceden sizlere nefis mertebelerinden bahsetmiştik. Her nefis mertebesinin kendisine ait bilgi alışı veya açılımları var. Yani bisikletle giderken gördüğümüzde, arabayla giderken, helikopterle gördüğümüzde de takyonların, tardiyonların üstüne bindiğimizde gördüğümüz varlık farklı oluyor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim en üst bilincimiz olan o saf şuurdan gelmiştir. Hı hı. Bu yedi nefis mertebesini anlatırken altıncı boyut, yani teklik bilincinin olduğu noktadan geliyor. Hı hı. Dolayısıyla yaş kuru ne varsa, aslında nasıl ki bütün hücrelerimizin içerisinde bütün genetiğimiz var. Hı hı. Bu bir manasıyla işaretler şeklinde de sunulmuş. Tabii ki hadisler meselesi, yani veya işte peygamberin sözleri diyoruz. Aslında ben bu peygamberler, aydınlanmış insanların bir doğuşlarla almış oldukları nokta atış diyelim veya vahiy diyelim, hı hı, bunlar vardır. Bir de normal yaşamları içerisindeki söylemleri vardır. Bu söylemler birbiriyle çelişmez. Bilakis birbiriyle paralellik arz eder. Çünkü aynı kişiden çıkıyor zaten. Çünkü aynı en üst boyut alt boyutları da kuşatır. Hı hı. Yani peygamberin normal zihninde söylemiş olduğu söz yukarıdaki söz ile çelişmez. Çünkü en üst bilinç alt bilinci de kuşatır. Hı hı. Bunu gördüğü için, yani güneşin kendisi ışınlarıyla çelişmez. Hı hı. Ama bu kim için geçerlidir? Güneşi görmüş kişi için ışınlar çelişmez. Hı hı. Onun için Lao Tzu çok güzel bir şey söyler. Der ki, harici alem ve Tao, yani öz, farklıymış gibi görünse de aslında bir ve aynıdırlar der. Hmm. Dolayısıyla ama bu Tao'yu bilmiş, güneşi bilmiş olan için geçerli. Şimdi peygamberin sözleri dediğimiz, Tao dediğimiz hakikati, şey, güneşi temsil hakikati ediyor. Uzak Doğu'da Tao isimsizliği temsil ediyor. Yolu, sürecin sonsuzluğunu, yani bir sonsuzluğa yelken açmak, hmm, manası gibi. Dolayısıyla totalde baktığımızda aslında o aydınlanmışların çatalı tutuşu bile aslında üst bilinçle paralel olduğundan dolayı orada onun nüveleri vardır. Dolayısıyla yaptığı her şey birbiriyle bir bütünlük arz eder. Fakat biz o bütünlükte olmadığımız için orada çelişkiler görebiliriz. Hmm. Ve ancak bu bütünlüğe ulaşmış bir kişi o çelişkiler arasında paradoksu oluşturur. Dolayısıyla sadece
Kur'an dediğimiz kainatı sadece bilinç dediğimiz kaynağı alamayız. Bilinç ve kaynak, yani kaynak ve kaynağın çeperi arasındaki ilişkiyi okumak zaten insan olmaktır. Ama insanın anlaması gerekmez mi? Yani böyle işte biz normal insanlar olduğumuz için peygamberler gibi aydınlanmış şahısların söylediği şeyleri anlayamayız. Yani niye anlayamayalım gibi bir şey oluyor. Değil. Onlar her bilinç mertebesine uygun konuşurlar. Hı-hı. Yani sibernetiktirler. Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya misali. Bir gün mesela Peygamber Aleyhisselam'ın yanına birisi geliyor. Diyor ki işte ben cennete nasıl giderim? Şunları şunları yaparsan, işte namazını kılarsan, şu edersen. Birisi ne diyor, ben cennete nasıl giderim, başka birisi? Diyor ki sen annene hizmet edersen. Hı-hı. Yani vahiy dediğimiz, vahiy ruh. Dışarıdan baktığımızda aslında bir konuşma görmüyoruz, eşit olmayan. Ama evet, aslında o insanı, onun söylenmesi o insanı, gerekiyor, onun duyması aynen, gerekiyor. Hastaya evet, yönelik daha şifa veriyor. Daha net anladım evet, şimdi. Yani biz herkese aynı ilacı veririz. Çünkü o hastalığımız vardır, oradan iyileşmişizdir. Ama peygamber bütün hastalıkları şifalandırdığı için, hı-hı, alemlere rahmet olduğundan dolayı onun normal söylemi de, normal yaşantısı da veya üst bilinçlerden aldığı bilgeliği de hepsi kullanılabilir ve değerlendirilebilir. Ama tabii ki bir insan olarak kişisel tercihleri de vardır. Bu, şunu anlamak lazım. Öğretiler fabrikasyon değildir. Biz bir makine değiliz, biz bir robot değiliz, biz bir program değiliz. Program boyutumuz var, robot boyutumuz var, yani hayvaniyet boyutumuz var. Ama bunu aşan bilinç boyutumuz da var. Yani Einstein'ın bütün bilgisini size yükleyebiliriz ama Einstein bilincine ulaşmak o bilgilerin kendisiyle gelmiyor. O farkındalıkla gelir. Hı hı. Yani bir robota da siz çok güzel işte örnek veriyorum, hani hep şey yapıldığı için işte Kur'an okutabilirsiniz, namaz kıldırabilirsiniz, bir robotu programlayabilirsiniz. X bir insanı alıp 21 gün içinde subliminal telkinler verip belli bilinçaltı programları, hipnozu alıp onu mükemmel bir insan gibi çıkarabilirsiniz ama bilinç ve farkındalık yoktur. Hani bir zatın ifade ettiği gibi hapishanenin iyisi veya kötüsü yoktur. Hapishane hapishanedir. Tek fark hapishaneden çıkmaktır. Dolayısıyla insanın şeyden çıkması, yani uyanık uykudaki bilinçten, iyi rüyadan veya kötü rüyadan uyanıklılığa geçmesi çok önemli. Bazı yani, dinlerde sözünü unutma lütfen. Hı. Mesela Kur'an-ı Kerim dışındaki bazı öğretilerde, felsefelerde insanın doğanın bir parçası olduğu, dolayısıyla hani az önce hayvansal özelliklerimiz var dedik, boyutumuz var dedik ama doğanın bir parçası olarak biz bu dünyaya gelmişiz ve bunu inkar etmek durumunda değiliz. Ama mesela Kur'an-ı Kerim'de bu biraz daha farklıdır. Orada nefisle kendinin o hayvani, yani doğayla bir olan parçanı kontrol edebilmen öğretilir. Ama mesela bazı öğretilerde ve felsefelerde bu tamamıyla Allah yaratması olduğu düşünülerek kabul edilir. Tabii. Böyle işte, tezatlar da olabiliyor tabii evet, ki. Anlayış farkları da olabiliyor dinler arasında. Evet, işte İslamiyet sentez olduğundan dolayı insanın maddi boyutunu aykırı görmez. Yani tohum topraktandır ama koku anladığımız anlamda toprağa ait değildir. Hı hı. İkisini bir arada görebilmek ve okuyabilmek. İnsanın seyri süluğunda da öyledir. Yani hemen soyut kavramları veya soyut bilince geçmez. Tekamül mertebe mertebedir. Dolayısıyla ilkin maddiyatla başlıyoruz ama bu maddiyatın içerisindeki senkronizasyon ve harmoniyle manevi dediğimiz süptil, demeyelim biz buna da, bilinçle alakalı boyuta da geçiyor. Çünkü süptil dediğimiz evren de yine bu boyuta göre daha latif bir boyut. Yani hı hı, latif bir madde. Hı hı. Dolayısıyla madde yine. Yani metafizik dediğimiz şey de aslında bir fizik. Yani metafiziğin de kendi içinde bir fiziği var. Fakat hani mesele kuantum alem değil. Mesele Newton alemi de değil. Kuantum ve Newton alemi arasında bir sıçrama yapabilirsiniz. Hı hı. Tohumla ağaç arasında çiçek açabilir. Kadınla erkek arasında çocuk doğabilir. Çocuk başka bir şeyi temsil eder. Hı hı. Dolayısıyla İslam hem maddeyi, yani insanın robot boyutunu, hayvan dediğimiz hayatiyet, yani biyolojik hayatiyet boyutunu, ama bu sadece biyolojik hayatiyetimiz yok. Süptil hayat dediğimiz manyetik alan, daha latif boyutlarımız da var. Ama onun bununla alakası var. Hı. Esas mesele ne peki? Yani dün bilgelik tohumları üzerinde okurken, hı-hı, hani damlanın deryaya karışması dedik ama artık ne damla var ne derya var. İsimsizlik var. Hı-hı. Dolayısıyla artık tasavvufta da anlatılır bu. Der ki
geçerler dünyadan ve ukubadan, daim derler hu hu. Yani dünya hayatı da tıpkı ahiret hayatı gibi, ahiret hayatı da tıpkı dünya hayatı gibi, ikisinin de kendine ait fiziği var. Fakat ikisi arasında sıçrama yapan bir bilince sahibiz. İşte gerçek anlamda İslam bu. Çünkü maddi öğretiler daha ziyadesiyle fiziksel dünyaya ağırlık verirken, manevi öğretiler daha çok ruhsallığa ağırlık verir. Fakat ruhsallık da maddiyat gibidir, maddiyat da ruhsallık gibidir. Fakat ikisi arasındaki kesişimde sıçrama ve idrak, işte gerçek anlamda İslam dediğimiz mana bu. Dolayısıyla şöyle olmuş oluyor. Yani peygamberin Allah bilinci dediğimiz o ilahi bilince çıktığındaki halleri de aslında bu dünyayla bağlantılıdır. Bu dünyada orayla bağlantılıdır. Dolayısıyla bu ikisi arasında bize bir şeyler anlatmaktadır. Muhittin Arabi bunu çok güzel ifade eder. Der ki Firavun Musa'nın aleyhisselamın nefsini temsil ederdi. Ve Musa ve Firavun sahneye çıktı, sana bir hakikati anlatıyor. Sen anlatılana bak. Çünkü onlar perdenin arkasında kol koladır. Yani melek şeytan, cennet cehennem, dünya ahiret, kadın erkek, yin yang, işçi patron, zengin fakir, bütün bu dualite, bu ikili yapı sahne önündedir. Sahne arkasında bunlar derin bir birlikteliktedir. Buradan ama mesela izleyicilerimizde hemen şu soru belirebilir. Yani Musa söylendiği gibi, Tevrat'ta anlatıldığı gibi denizi ortadan ikiye yarmamış mıdır? Şimdi şöyle söyleyelim. Soyut alemde olan veya soyut alemin fiziğinde olan her şeyin fizik alemin fiziğinde de iz düşümleri ve görünümleri vardır. Ya mesela bir mehdiyet kavramı gibi. Yani bu öğretinin kendisini söylüyorum ben. Bu farklı da yorumlanabilir, farklı da açılabilir. En azından ben kendi dünyamda çıkışı böyle buldum. Şimdi mehdiyet, yani şöyle söyleyelim, sembolizma, sembolleri bilmek lazım. Evet, mehdiyet insanın kendisindeki o hidayeti, o yol bulmayı ve ferdiyet bilincine ulaşmasını temsil ettiği gibi, bütün insanlığın içindeki o ulaşmışlığı temsil eden bir Mehdi aleyhisselam da vardır. İsa mesela. İsa hakikati. Bakın aleyhisselam demiyorum, hakikati. İsa hakikati hepimizde kalbi, ruhu, manayı, kelamullahı, kelimetü minallahı, ruhullahı temsil ederken bütün insanlığın toplandığı bir fiziksel İsa aleyhisselama da bakar. Bazen bana diyorlar ki derste, hocam siz işte çok rahat İsa diyorsunuz, çok rahat Musa diyorsunuz, niye aleyhisselam demiyorsunuz dediklerinde, ben İsa derken Roma devrinde 33 yıl yaşamış bir İsa aleyhisselamdan bahsetmiyorum. İsa bilincinden bahsediyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir sembolizması, bir bilinç. Tarif ediyorsun. Evet, o bilinci temsil eden bir şahıs da var. Yani bugün Firavun da bir bilinci temsil eder. Egoyu temsil eder. Egoyu temsil eden bir fiziksel varlık da vardır. Yani mesela rahmet soyut bir kavramdır ama rahmeti bu varlıkta temsil eden yağmur damlalarıdır mesela. Yağmura onun için biz rahmet deriz. Doğru. Yani Risale-i Nur'da şöyle bir disiplin vardır. Her maddi unsurun maneviyatta bir görünümü ve temsilcisi olduğu gibi her manevi unsurun da maddiyatta bir temsilcisi vardır. Peki bizim için bu önemli... Bu tanımlamaları neye göre yapacağız? Bu önemli olan bizim bu bilinçten ne algıladığımız ve bu bilinci sıçrama tahtası olarak kullanmamız. Sıçrama tahtası olarak kullanmamız. Yani evet, mesela dün de bahsettik, işte Allah'ın eli, Allah'ın gözü efendim gibi kavramlar mesela. Gerçekten fiziksel bir el şey yapmıyoruz ama bir el meselesi de var. Mesela insanı kamilin eli, gerçekten fiziksel eli diyelim. Yani onun kudreti, onun işleri, el işi temsil eder. Mesela Miraç diyelim. Miraç, Peygamber Aleyhisselam'ın miracı Mescid-ül Haram'dan Mescid-ül Aksa'ya doğru. Yani Mescid-ül Haram sosyal hayattan Mescid-ül Aksa merkez hayata doğru. Ve bu seyri sülükte giderken cehennemleri, cennetleri, peygamberleri ve en son Cebrail'i vesaire görmesi. Bütün bunun hepsi aslında yine bir insanın yaşamındaki seyri sülüğü anlatır. Yani seyri sülük içsel yolculuğu anlatır. Bir tohumun miracı olduğu gibi bir üniversite talebesinin bir eğitimin de miracı vardır. Maneviyatın da miracı. Demek ki miraç tekamül ve evrim ve yükselmek anlamındadır. Peygamber aleyhisselam şahsı manevisi olarak değil, maddiyatıyla da beraber, hepsiyle beraber fiziksel ve manevi olarak bütün bunları temsilen bunu manada yaşamıştır. Yani şunu demek istiyorum.
hard disk boyutunda manyetik olarak bilgi alışverişi varken ekranda dosya düzeyinde fiziksel olarak bilgi alışverişi vardır. Hı. Dolayısıyla ekrandaki de haktır aslında, hard diskteki de haktır. İkisinin hak olduğunu bilmek zahirde de batında da hakkı görmektir. Onun için ister Allah deyin, yani hard disk boyutunda okuyun. İster Rahman deyin, yani fiziksel, somut, biçimsel boyutta okuyun. İster enerji deyin, ister Tao deyin. Hepsinin, yani Tao soyuttaki boyutu, hak boyutu, enerji, kudret, maddiyattaki boyutu. Hı hı. Allah sonsuzluktaki ismi, Rahman maddiyattaki ismi. Hı hı. Ruh soyuttaki ismi, beden somuttaki ismi. İkisi birbiriyle derin bir bağlantı içindedir. Bunun örneği nedir? Evet, biz adayı ve karayı zahiren birbirinden ayrı görüyoruz ama bunlar derinde birdir. Yani evrendeki dolanıklılık ilkesinin ismi tevhiddir. Yani evrendeki holografik... Yani görelilik gibi bir manada. Aynen öyle. Holografik yapının ismi nedir? Tevhiddir. Yani şu ağaçla benim aramda bağlantı olduğu gibi milyonlarca ağaçla benim aramda bir bağlantı var. Hani görenedir görene körene. Onun için çok güzel semavat bahsinde yine Risale-i Nur'da anlatılır. Der ki hayat haysiyeti der. Ferdi cemaat hükmüne getirebildiği gibi cemaati de tek bir fert içine sığıştırabilir. Yani zerre küllün neyidir? Aynasıdır veya aynısıdır. Ama görmek yani lazım. Yani bütünde olan bilgi aslında ufak olanda aynen, da yer aynen, alıyor. Aynen. Ve işte metafizik ve simya ilmi zerrede olan değişikliği yaparaktan külliyattaki olayları tetikleme sanatıdır. Hı hı. Tesir. Peki yine mesela sanatıdır. Kur'an'da olan, daha doğrusu kainatta olan, evrende diyebiliriz olan, veya sistemde İslamiyet'te olan diyebiliriz. Şeylerden bir tanesi de Peygamber Efendimiz'in üç puta yani şeytan ayetleri diye bahsedilen, Salman Rushdie'nin meşhur kitabında bahsedilen, işte bunların şeytanın onun kulağına söylemesiyle bu putların ismini söylediği ve sonra da bunu değiştirdiği. Bu konuda senin görüşün nedir? Veya bilgin nedir, araştırma benim nedir? Benim kendi varlık okumamda şöyle bir şey var. Şimdi Lat, Uzza, Menat, insandan hep yapıyoruz ya. Lat insandaki bedeni, Uzza insandaki aklı, hı hı. Menat ise, Lat, Uzza, Menat ise insandaki zihni aslında temsil ediyor. İnsan, beden, zihin, beden ve zihin arasındaki ilişkiyi sağlayan akıl boyutunu aşarsa Allah birinci dediğimiz o tekliğe ulaşır. Hı. Ama hani burada yani, bu putlara bir övgü var. Onlar ne güzel bunların, şimdi turnalardır şöyle, gibi bir evet, şöyle bir şey söyleyebiliriz. İnsan bedeninin kendi içinde ruhla bağlantılıysa eğer ki, bilinçle bağlantılıysa, yani o beden ruhun dereceyi hayatına yükselmişse. Yani bir taş zahiren baktığınızda taştır. Fakat bir farkındalıkla, uyanıklılıkla baktığınızda aslında o taş evrendir. Bakış açınız eğer 360 derece ise taşı tutmakla kainatı tutmuş olursunuz. Bakış açınız eğer ki sadece sınırlıysa Kabe'ye gitseniz o sadece bir taştır, haşa. Hı hı. Fakat Kabe ne kadar kutsalsa yıldız da o kadar kutsaldır, ağaç da o kadar. Her yer Kabe'dir bilincine çıkabilmek için şimdilik maddi unsurları kullanırız. Yani biz bu beden üzerinden bedensizliği, bu zihin üzerinden zihin ötesini, bu akıl üzerinden külli aklı tanıyoruz. Hmm. Bakın bir bilgisayara bir programı yüklerken bir anda programı yüklemiyorsunuz. Ön tanıtımlar veriyorsunuz. Hmm. Dinin anlatmış olduğu hikayelerin, kıssaların, sembollerin ve metaforların hepsi insanı daha üst boyutlar dediğimiz, daha üst bilinçlerdeki bir hakikate alıştırmak için merdivenlerdir, basamaklardır. Evet, insanlar bir vakit, insan önce annesini babasını Rab edinir, put edinir. İnsan önce kendi aklını put edinir. İnsan önce bedenperesttir, suretperesttir, putperesttir. Kendisine tapınır. Fakat kendisinin asıl olmadığını anlayabilmesi için önce bununla başlıyor. İbrahim Aleyhisselam gibi. Yıldıza baktı, bu benim Rabbim değil. Güneşe baktı. Yani yıldız kendi sıfatlarına baktı. Güneşe baktı, kendi kalbine baktı. Ay'a baktı, kendi duygularına baktı. Anlatabildim? Bunların hepsinin aslında tek bir hakikati gösteren işaretler olduğunu anladığı, dedi ki bunların hepsi fanidir. Hı hı. Yani geçicidir. Yani geçicidir, fanidir şu demektir. Bunların varlığı bir şeye bağlı olaraktan var. O şey olmadan bunların varlığı devam etmiyor. Ben hiçbir şeye bağlı olmadan var olanı arıyorum. Hı hı. Varlığı dışarıya bağlı olmayanı, özü arıyorum dedi. Ve alemlerin Rabbi olan Allah, yani evrenler,
sistemler, boyutlar, sonsuz bir bilincin, bu bir mucize, bu bir Allahu Ekber. Buna akıl şey yapmıyor, buna beden yetişemiyor, bunu zihnimiz kuşatamıyor. Dolayısıyla bütün bunların hepsi çöküyor, yıkılıyor. Dolayısıyla put demek, but demektir. But, sınırı çerçevesi olan şey demektir. Sınırı ve çerçevesi olmayanı bilebilmemiz açısından sınır ve çerçeveyle başlarız ki bu başlangıçta bizim zannımızdır. Hı hı. Ki bu dünyamızdır, ki bu egomuzdur, ki bu enemizdir. Ama ne der? Eneyi yırt, hüveyi göster. Hı, çok i̇şte, güzel. Dalga içinde okyanusu barındırır ama okyanusu görebilir miyiz? Hayır. Ama dalganın özünde okyanus vardır. Şahane. Peki o zaman kısa bir ara verelim. Peki. Sözlüklerimiz varmış. Onları izleyip sonra İnşallah. Tekrar buradayız. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok enteresan bir hadis var yine. Hazreti Musa Azrail'e tokat attı mı? Hadiste şöyle diyor. Ölüm meleği Musa'ya gelerek Rabbine icabet et dedi. Bunun üzerine Musa ölüm meleğinin gözüne tokat vurarak onu çıkarttı. Melek hemen Allah'a dönerek sen beni ölmek istemeyen bir kuluna göndermişsin. O benim gözümü çıkarttı dedi. Bu Müslim 10-176. hadis. Şimdi bu hadislere baktığımız zaman bizim şu anki aklımızda belki cahiliye döneminde olsa bunlara insanlar inanabilir, bir aklından geçiyor. Ama şimdi bizim bunlara inanmamız söz konusu bile değil. Ne düşünüyorsun sen şimdi bu hadisler hakkında? Bu kitap enteresan. Yani ben kitabı bilmiyorum. Tabii sen bu tamamıyla bu program şu anda senin içsel olarak geliyor. Yani bir programla şey yapmadık. Ama şimdi ben tabii hadis o konularla bir şeyim yok. Yani bu hadistir değildir. Onu ben hocalara bırakıyorum veya ilahiyatçılara bırakıyorum hadis meselesinde. Ama şunu anlatmak isterim. Şu ölüm konusu üzerinde durmak isterim. Yani Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil tıpkı proton, elektron, nötron yani atomun yapısındaki dört ana unsur gibi. Yani ne vardır? İtme kuvveti vardır, çekme kuvveti vardır, gravitasyon vardır, interaksiyon vardır. Veya doğadaki ateş, hava, su, toprak unsuru gibidir. Yani dört temel kuvvet, dört temel güç. Az önce söylediğim gibi nasıl ki İsa bir bilinçtir, insandaki kelama bakar. Bütün evrendeki telekomünikasyon ve iletişim Cebrail manasına bakar. Bütün tabiat olayları yani fıtrata ve doğaya ait unsurlar Mikail'e bakar. Bilinçle doğa arasındaki ilişkiyi nefesle sağlayan İsrafil'dir. Azrail ise bunların dönüşümüdür. Mesela bedenimiz Mikail'dir, bilincimiz Cebrail'dir. Efendim nefesimiz İsrafil'dir, nazarımız ise Azrail'dir. Azrail bir dönüşümdür. Azrail bir ölüm meleğidir. Yani ölüm aslında dönüşümdür. Yani metamorfozdur. Bir biçim, bir form değiştirmektir. Hani Musa Aleyhisselam gözüne attı filan bilmiyorum bu kitapta ne diyor ama bana şunu çağrıştırdı. Bu kitap Kur'an Araştırmaları diye bir vakıf var. Onun hazırlamış olduğu bu üzerinde zaten çok konuşulan hadislerden derlenmiş hadisler. Siz yani de buradan okuyorsunuz. Evet, ben de burada çağrışımlarla anlatıyorum. Dediğim gibi bunların hiçbir iddiası yok. Ama şu söylediğim şey önemli. Gerçekten şu anda uyanmış olan bir insan ölümü izleyebilir. Yani nasıl ki lucid rüyalar vardır. Mesela rüyanızda rüya gördüğünüzün farkındasınızdır. Ve bu bilinç o rüyayı yönlendirebildiği gibi aynen siz bu yaşam içerisinde de uyanıksanız şartlar sizi yönlendirmez. Şartların efendisi olarak siz şartları kendinize göre yönlendirirsiniz. O neden olur? O rüya bana da zaman zaman olur. Yani rüyadayken rüyanın bilincinde olmak ama her zaman olan tabii bir şey değil. Tabii ki. Belki bu, izleyiciler arasında da vardır tabii böyle ki. Şeyler yaşanan. Bu işte dinin, bütün öğretilerin, bütün disiplinlerin insanı getirmek istediği en nihayetindeki hedef bu iradeyi kullanabilmektir. Yani kaderin, yani şartların, zamanın ve mekanın ötesine geçmek ve bilinçle onları yönetmek ki halife-i ruh-i zemin olmak denir. Halife olmak denir buna. Yani yatay miraçtan dikey miraca geçmek.
İşte bu bilinci kendisinde ikmal etmiş bir kişi, tamamlamış bir kişi, ölüm geldiği zaman ölümün oluşturmuş olduğu otomatik süreçlerin içerisine de geçmez, ölümü dahi izleyebilir. Yani Azrail denilen bir kuvvet dahi aslında onun üzerinde ancak o isterse bir kudret sahibi. Burada konuşan insan-ı kamildeki bilinç Allah bilinci. Ben bir hikaye okumuştum Moral FM'de böyle alimlerin hayatlarını anlatırken. Abdülkadir Geylani'nin bir kıssası okumuştum ki Abdülkadir Geylani şöyle söyleyeyim, bu mana aleminin işte hem dreamer'ı yani bilinçli rüyaları talebelerine gördürtüp deneyimler yaşatan bir üstadı. Bir gün bir talebesi vefat edeceği zaman ben işte Geylani'nin talebesiyim diyor. Azrail'le olan bir diyalog. Tabii burada hakikati nedir ne değildir orasını bilmiyorum. Ama şunu demek istiyorum. Bir insan şartların oluşturduğu etki tepki mekanizmasının dışına çıkıp melekelerinin ve istidatlarının, ki en güçlü melek ve istidatlarının dahi ötesinde dilerse bunun içerisine girebilir. Dilerse bunlardan ne yapabilir? Etkilenebilir. Ama tabii ki Muhittin Arabi ne kadar güzel. Şu söylediğim tam anlaşılacak Muhittin Arabi ile. Tam anlaşılacak. Diyor ki Muhittin Arabi, insan-ı kamil diyor, kaderin üzerinde tesir kudretine sahiptir. Yani dilerse o kaderin, o programın gidişatını değiştirebilir. Fakat bakın burasının altını çiziyorum. Burası işte İslam'ın edebi güzelliği, ama hangi İslam dedim? İşte bu aydınlanma bilincinin güzelliği bu. Fakat kulluğundaki marifet ve edepten dolayıdır ki o sebeplere riayet eder. Sebeplerin üstünde bir keramet veya bir hal göstermez diyor. Yani başına o saksının düşeceğini bilir, bilmiyormuş gibi de yapar. Yani ölüm meleğini insan-ı kamil dur benim şu anda canımı alma dese, insan-ı kamil Muhammed Aleyhis, yani Muhammedi bilinçte, şuurda, yani insan demek melekelerine ve istidatlarına dur diyebilen, onları yönlendirebilen bir kudrete sahiptir. Bu Allah'a rağmen değil. Bakın insan-ı kamilde tesir eden Allah bilincidir. Bunu demek istiyorum. Hı hı. Yani şartlar onu etkilemiyor. O şartların üzerinde kudret sahibi. Hı. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın Cebrail'e dur demesi, onlar bilmiyorlar demesi. Cebrail diyor istiyorsan bunu yapayım diyor. Hayır diyor. Ama normal bir insan ne yapar? Cebrail derken aklı mı? O kendindeki kudreti veya o aklını temsil eden alemi manadaki Cebrail, hı hı, hem fiziksel Cebrail, hem metafiziksel Cebrail, hem kendimizdeki külli akıl. Yani mesela arş kavramı gibidir. İnsan biyolojisinde arş DNA'dır, insan organlarında arş beyindir veya kalptir. Şu semavat aleminde arş dünyadır veya bu tüm kozmozda arş Sirius'tür mesela, neyse. Yani hı hı, arş bir şeyin merkezlendiği noktadır. Cebrail bilginin, iletişimin, Azrail dönüşümün, Mikail tabiatın, İsrafil ise bunların ilişkisinin temsilcileridir. Dolayısıyla insan-ı kamil sebepler üstünde bir tesir kudretine sahiptir. Lao Tzu çok güzel bir şey söylüyor. Kutsal insana göre şekillenir diyor evren. Kutsal insanda ne varsa evrende o vardır. Ve evrenin aslında mimarı ve insan, kainatı imar eden diyor onun bilincidir. Onun için hadistir değildir, doğrudur yanlıştır, ama fizik, kuantum ilkesel olarak baktığımızda veya bu öğretilerin bilgeliğinde baktığımızda mesela der ki sen olmasaydın felekleri yaratmazdın. Peygamber, hı-hı, Aleyhisselam için söyler. Hı-hı. Ve bugün kuantum ilmi bize der ki gözlemci olmadan gözlemlenen nesne olmuyor. Dolayısıyla en üst derecede gözlemleyen kimse onun rüyasına göre evren şekillenmekte. Burada Peygamber Efendimiz'i kastediyor değil mi? Sen Muhammedi bilinci temsil ediyor. Evet. Evrenleri yaratmazdım diyor. Ama mesela yine bu hadislerin yani yanlışlığa insanları sürüklediğini iddia edenler de mesela peygamberin sadece bir elçi olduğunu, yani onun görevinin işte insanlara Allah'la arasındaki köprü görevi olduğunu. Elçiler ayrıca rehabilite eder. Elçiler ayrıca anne gibi şefkati olduğu gibi baba gibi celali de olur. Yani köprü üzerinde bizler öğreniyoruz ve elçi veya işte onlardaki o şefkat bazen celaliyle gösterebilir, bazen cemaliyle gösterebilir.
bu temsilci olması noktasında önemlidir. Zaten şurası çok önemli. Gerçek anlamda mürşit, irşat, reşit olandan, hatta tasavvufta Arabi ekolde öyle denir. Yani mürşit odur ki dölü tutan, kelamıyla insanı dölleyebilen ve oradan ruh çocuğunu doğurabilendir. Bu manasıyla insanı kamilin bilinci aslında evreni şekillendirmektedir. Gerçek anlamda mürşitler kendilerinin çatıları altında müritlerini yetiştirirler. Fakat buraya da bağımlı kılmazlar. Bakın bizler mürşit dediğimiz, aslında rehberlerimiz dediğimiz, aydınlanmış bilinçlerle bir diyalogumuz var. Bizim ilk mürşidimiz annemiz, bedenimiz bir mürşit. Muhittin Arabi'nin yüzlerce her mertebede mürşidi değişiyor. Biz bunlarla bağlıyız ama bağımlı olmak tehlikelidir. Yani tapınma tehlikeli. Bağımlılık tehlikelidir, bağlı olmak güzeldir. Yani ben ağaçla bağlıyım birbirime, dolanığım ama ben her şeyi yatsır, sadece ağaca bağımlı olursam bu hastalıktır. Dolayısıyla peygamberler kendi çatıları altında talebelerini eğitirler. Fakat kendilerinin de aynı bilince ulaşması için de o ferdiyet bilincini kendilerine verirler. Ama insanda böyle bir hal yok mu zaten? Yani insan gidiyor işte türbelere bezler bağlıyor, adaklara diyor, işte onlara tapınıyor bir manada. Bir gelişim, bir süreç geçiriyor. Bizim, yani. Değil mi? Yani bunların da aslında şamanik tapınma özelliği var insanların. Doğasında tutunma var. Doğasında nasıl ki anne rahmine biz göbek kordonuyla bağlandık, tutunduk, buradan beslendik. Fakat daha sonradan bu ne oldu? Düştü. Ayrı kaldık. Dolayısıyla evet, önce tutunma, ilah ve ilahlara tutunma var. Zihne, akla, kendi mantığımıza tutunma var. Daha sonradan la uhubbül afilin, batıp gidenleri sevmem. Onlar kendi elimizden akacak. Yani dolayısıyla tüketmek dediğimiz şey aşmak olmuş oluyor. Yani seni o kadar çok arayayım ki sonunda benle olduğunu bulayım. Aramamak gerektiğini anlayayım. Dolayısıyla evet, biz yemekle bağlıyız ama yemeğe bağımlı olursak o zaman gelişemeyiz. Kendi yolumuzu bulmamız ve orada keşfetmemiz yürümemiz gerekiyor. Zaten amaç o. Yani üniversiteye niçin gidiyoruz? Bir öğretim görevlisi olmak. Öğretim görevlisini insan olmak için, kemalatına gelmek için. Dolayısıyla yani evet, tohum toprağa bağlıdır ama bağımlı kalırsa ağaç olamaz. Ağaç çiçeğe bağlıdır ama bağımlı kalırsa meyve veremez. Etaplar kendi içerisinde tekamül etmektedir, yükselmektedir. İşte bu sonsuzluğa yelken açmanın ismi Allahu Ekber'dir. İşte bu sonsuz yolculuğun ismi İslam'dır. Bakın bir yerde durmuyorsunuz, sürekli bir akış. Ve her alemi, her mertebeyi seyrediyorsunuz. Seyretmek ne demektir? Onun içinde dengelenmek ve onun lezzetini alıp bir üst mertebeye farkında çıkmak. Farkında olmak ve anda olmak, doğu felsefelerinde anlatıldığı evet, gibi. İşte İslam bu. Yani İslam lokalize bir yerde olan bir şey değil. İslam daimi sonsuz akışın ismidir. Aslında keşke hani böyle okuyabilsek bunları. O zaman yani senin dediğin gibi okuyabilsek ve anlayabilsek. Benim bir iddiam yok. Sizin program aracılığıyla tekrardan söylüyorum. Ben kendi dünyamda böyle okuyorum. Bunu da bir paylaşım olarak kendimle yine paylaşıyorum. Bunlarla insanlar hüküm vermesin. Beni dinleyip, bu anlattıklarımı dinleyip, nedir onun adı, doğrusunun bu olduğunu, yanlış, böyle bir kaygım yok. Sadece bir paylaşım. Kendi dünyamda böyle keşiflerim var. Birilerine ilham oluyorsa ne güzel. Olmuyorsa hemen kapatsınlar, dinlemesinler. Kendi bildikleri yola gitsinler. Kendi bildikleri yol güzelse uğraşmasınlar başka şeylerle, o yola gitsinler. Ama bir şeyleri farklı açıdan bakmak istiyorlarsa bunu da bir denesinler. Bakın altını tekrar çiziyorum. Ne kitaplarımda, ne anlattığım şeylerde, ne de şu söylemlerimde herhangi bir iddiam yok. Ben hoca değilim, ben ilahiyatçı değilim. Ben sadece ontolojik ve felsefi olarak ve kavramsal olarak varlığı okuyan ve araştırmalar yapan bir... Yani bazen öyle haller oluyor ki bir insan bile diyemiyorum. Bir şey, varoluşun bir formu. Şimdilik böyle bir formu. Yarın nasıl bir form çıkar bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? İnşallah böyle yine güzel güzel bizle bilgilerini paylaşmaya devam edeceksin. Bize güzel, başkalarına çirkin. Bana şimdilik böyle tabii güzel. Ki. Peki. Yine devam ediyoruz bu saçma hadislere. Kara köpekleri öldürelim mi? Deve şeytandan mı yaratıldı? Tüm kara köpekleri öldürünüz çünkü onlar şeytandır. Hanbeli 4-85 ve 5-54'te. Bu da böyle tuhaf şimdi hadislerden biri. Şimdi çok enteresan. Biri. Ben tabii
dediğim gibi az önce bunların hadis olup olmadığını da bilmiyorum. Bu konularla da işin açıkçası çok ilgilenmiyorum ama anlattığımız konular tabii ki bunlarla bağlantılı olunca ister istemez bu konularla ilgilenen insanlar bazen yüklenebiliyorlar. Ama metafizik boyutta köpek neyi temsil eder? Mesela diyor ki hanesinde köpek olanın evine melek girmez diye bir söylem var biliyorsunuz. Evet. Aslında köpeğin, bakın Harry Potter orada veya Yüzüklerin Efendisi filminde veya Matrix'te oradaki o kediler, o köpeklerin hepsi nefsin mertebelerini temsil eder. Benim manadaki mürşidim diyeyim, manada çok istifade ettiğim ve çok sevdiğim bir zat olan kim? Öyle Abdülkadir Geylani. Bir eserinde şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki emmare boyutunda olan insanların rüyalarına yılanlar, çıyanlar, fareler, levvamedekilerin işte köpekler, şunlar bunlar. Mülhimeye doğru işte koyunlar, keçiler, yukarıda insanlar, daha yukarıda ruhanileri görmeye başlar filan. Mertebelerin şeyinden bahsediyor. Dolayısıyla aslında ilginç, ben küçükken çok köpek beslerdim. Acayip yani 20 tane 25 tane köpek beslemişimdir. Böyle çok severdim. Fakat daha sonradan köpeklerin bu frekansları, yani bu çok ilginçtir. Köpeklerin birbirine havlamasıyla, seslerle çok ilgilendiğimden dolayı geceleri özellikle çok serbest bırakılıyor ve insana saldıran köpekler olabiliyor. Veya geceleri bunlar susmuyor, kavga ediyor birbirleriyle de. Yani çok rahatsız edici de bir şey işin açıkçası. Bağırışıyorlar ve kendi sınırlarını sürekli böyle koruma kendi alanlarını koruyorlar. Alanlarını şey yapıyor. İnsanın hakikaten böyle bir, diyorum ya bir tanışın, ikiniz de aynısınız. Yani bir problem yok aramızda. Çok bir şey ilginç dikkatimi çekti. İnsanların birbirine bağırmalarıyla bu köpeklerin sesleri arasında. Acaba diyorum geceleri, özellikle bizim, ben Bahçeköy'de oturuyorum Sarıyer'de. Çok havlıyor geceleri. İnsanlar uyurken o köpeklerin seslerinin aslında insanların bilinçaltına geçmesi var ya, biraz tehlikeli bir şeydir yani. Köpeklerin savaşları, hayvanatın kendi içindeki savaşlar, aslında doğadaki savaşlar, çatışmalar insanın yaşamına da etki, ama bu da bir boyut. Bu da bir ama boyut. Ama ben çok doğru söyledin. Daha önce konuşmuş muyduk bilmiyorum. Bu şekilde bir gece köpek havlamasıyla gece yataktan böyle fırlayıp panik atak geçirdiğimi biliyorum. Tabii ki. Yani yüksek sesli ve o köpekler normalde gün içinde de ben oradan geçerken köpeğimle bizi saldırıp aniden arabaların arasından fırlayıp korkutan köpekler. Gece de aynı şekilde oradan geçen arabalara havlıyorlar. Evet. Onlar kendi evini koruyor belki ama dediğin gibi o sesler bilinçaltına mı etki ediyor, çok nedir? Çok bağırıyorlar. Uykudan çok gürültü inanılmaz çıkarıyorlar. Bir de sürüler şeklinde birbirine böyle, böyle mahalle kavgası gibi böyle susmuyorlar. Ne yapacağız? Yani aslında bir açıdan içimizdeki savaşları bu bir doğru manada olabilir. Peygamber aleyhisselam diyor ki işte hayvanlar da sizin gibi bir ümmettir. Dolayısıyla ben köpekleri çok seviyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Ama böyle çok gereksiz yere havlayan köpekleri değil yani. Biraz böyle daha şeyli olması lazım. Valla bu sefer hayvanseverler kızacak belki ama alınmasınlar. Yok. Köpekleri zaten seviyoruz. Onlarla bir şeyimiz de yok. Ama hani bazı şeyin uygunsuz yerde olması vardır evet, ya. Yani işte böyle aniden gece havlaması, uykudan uyandırması, fırlatması ya da işte saldırı hali dediğin gibi agresyon. Onlar insana kötü bir elektrik ve enerji veriyor. Söylemek istediğimiz sadece bu. Yoksa köpekler canımız. Evet. Yani bazen insan köpeklerden daha aşağı olabildiği gibi köpekler insandan da. Kara köpeğin ne kabahati var? Yani kara köpek, hayvancık köpek. Esmer kara doğmuşsa ne olacak kara köpek yani? Bakın orasını bilmiyorum ama metafizik alemde Harry Potter'da da görmüşsünüzdür. Üç başlı köpek vardır ve metafizikte de bu köpekler vardır. Bu köpekler hem belki insanlar korktuğu şeyleri, için olabilir. Tabii ki. Bir noktada işte bunların Sirius'le olan bağlantılarının da köpek başlığı biliyorsunuz Mısır'da Anibus var mesela. Bu işte Sirius'un ile bağlantısı olduğu söyleniyor. Demek istediğim, yani benim anladığım kadarıyla her hayvanın insanda bir duyguya tekabül ettiği ve insan kendi duygularının iz düşümlerini hayvanlarda görür. Eğer nefsinize ait bir şey varsa öldürmek, bakın Muhittin Arabi de çok güzel ifade eder bunu. Ve insanlar bu kitabı mutlaka okusun. Ben derslerimde en çok bu kitabı söylüyorum. İki tane kitap söylüyorum. İkisi de aynı yazara ait. Birisi Füsusül Hikem'deki anahtar kavramlar. Tosiko İzitsu'nun Kaknüs yayınlarından çıkıp Ahmet Yüksel Özemre'nin çevirisi. İkinci kitap da yine aynı yazara ait.
Tao'culuktaki anahtar kavramlar. Hı-hı. Yine Kaknüs yayınlarından çıkan Ahmet Yüksel Özemre çevirisi. Füsusi Hikem'le Tao öğretisini birbiriyle terminolojilerini karşılaştırmalı olarak okuyor. Ve ikisinin de rüyadan uyanmakla ilgili, işte insanlar uykudadır, ölünce uyanacaktır, siz ölmeden önce ölünüz manasını, hadisini alaraktan ölümün bir dönüştürmek olduğu. Hı-hı. Dolayısıyla yani köpeklerin bu manasıyla, yani nefsin, yani, hı-hı, nefsin aşağılık boyutlarının dönüştürülmesi, karanlıkların, hı-hı, kara köpek dediğimiz nefsin karanlıklarının aydınlığa dönüştürülmesi aslında her insanın bir manasıyla emmareden safiye doğru olan seyri süluğudur, hı-hı, diyebiliriz. Peki senin böyle... Yani siz orada bir şey okuyorsunuz, ben onu bambaşka açıdan bakıyorum ama sembolizmi hadis mi, açısından hadis mi değil mi orasını bilmiyorum. Aha. Orasına da girmiyorum dediğim gibi. Yani sembollerle metaforlar, açıkladığımız ve anlattığımız zaman zaten, tabii, konuları daha net anlamış oluyoruz. Mesela kartallar vardır. Değil mi? Mesela kuş mesela sesleriyle. O iyi bir şeyi temsil eder değil kartal mi? Kartal direkt zaman böyle feraseti, keskin nazarı ve görüşü ve dikkat ederseniz kartallar nefsin o fareleri yakalaması mesela. Hı hı. 3 kilometre öteden kartal çok ulvi ve yüce ruhları temsil eder. Risale-i Nur'da da tuyurun hudurun cennet kuşlarının içerisine diyor. Cennet ruhları girerler, kuşlar içerisine girerler ve bu alemi temaşa ederler manasına bir hadis var. Yani atları da çok sevdiğini atlar, biliyorum aynı kartallar şekilde. Ama ona hemen girmeyelim. Bir kısa aramız varmış. Evet. Ondan sonra tekrar köpekleri bu konuyu köpekleri de seviyoruz. Edelim. O da ayrı bir mesele. Ama havlamasınlar çok fazla. Gereksiz yere. Tamam peki. Bizden ayrılmayın. Evet. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kadim bilgiler devam ediyor. Evet, atlar demiştik. Atları çok seviyorsun. Hatta böyle eğersiz ata bindin de biliyorum. Nereden geliyor bu ilgi ve neden atları bu kadar çok ilgi gösteriyorsun, seviyorsun? Ben Türkiye turu düşünüyordum. Öyle bir Akdeniz sahillerinden başlayıp bisikletle düşünüyordum. Sonra motora döndü. Sonra işte arabayla mı gitsen filan. Fakat benim böyle gizlide bir fiziksel dünyada bir mürşidim var. Dedi, evladım dedi, öyle demirden şeylere değil dedi, atla dedi, bu işi yapacaksan atlara yönlendirdi. Böyle bir şöyle atlarla ilginç bir diyalog. Hani Adiyat suresi, harıl harıl koşan atlara andolsun ki diye başlıyor. Atlar Muhittin Arabi'de sezgisel boyutu da temsil ediyor. Şöyle bir şey söyleyeyim, hani insanı ne çarpıyorsa, dönüştürüyorsa aslında onu tohumlayan odur. Ben ilk küçükten beri hep atları severim ama uzunca bir süre ara vermiştim. İlk atı gördüğümde sanki böyle hakikati görmüş gibi çarptı. Yani çok enteresan bir şey. Hani bir şeyler hep anlatırsınız, konuşursunuz ve bir gerçekliğin karşısına geçersiniz. Bir mürşidin karşısına geçersiniz ve kendinizin aslında yalan olduğunu anlarsınız ya. Yalan demeyelim de buna aslında sözde kaldığınızı anlarsınız ya. Hakikat öyle bir çarpar yani sizi. Ben ilk bu çarpışmayı, farklı türevde bir çarpışmayı atla şey yaptım ve çok enteresan diyaloglar oldu. Yani bir vakit Face'de ben yayınlıyordum fotoğraflarımı atlarla vesaire. Yani 30 tane atın arasında böyle çok atlarla binmelerim oldu. Atların ölümlerine çok şahit oldum, öldürülmelerine. Tabii hatta aşım yaparken bir atın kalp krizi geçirmesi, ondan sonra doğumlara, yani onlarca doğuma şahit oldum. Sakatlanmalarına şahit oldum. Çok düştüm attan. Şimdi bu at aslında Muhittin Arabi şöyle bir şey anlatıyor. İnsan enerjisine ve sezgiye en yakın olan hayvan at. Hatta tesadüfi bir evrim olarak değil ama enerjisel, süptil düzeyde bir evrimden bahsederken der ki, cansızlardan canlılara geçişte ara form, biliyorsunuz mercan, taşlardan bitkilere geçişte mercan, bitkilerden efendim hayvana geçişte ara form hurma. Hatta söylemiştim, halanız olan hurmaya saygı gösterin diye bir hadis var. Hala hurma, akrabalık var yani hurmayla aramızda. Yani hurmada da et proteinleri var. İnsandan, hayvandan insana geçişte de ara formun aslında at. Enerjisel olarak en yakın at. Yani maymun değil, at mı? Yani işte bu süptil tekamül diyelim biz buna. Maymun tabii ki değil. Ama bir Muhittin Arabi'de böyle bir silsile var. Atların bu arada maymun değil, maymunla insan arasındaki ara formdan bahsediyoruz, evet, maymun derken. Evet.
üçüncü gözle bir bağlantısı var. Atların o nefesinin şifalandırıcı özellik. At aslında işte insana en yakın olması, doğayı temsil ediyor ve topraklanması. Yani ve Peygamber Aleyhisselam işte Miraç'a çıkarken Burak, yani Süleyman Peygamber de aslında bu mana ile şey yapıyor. Nedir onun adı? Bir yükseliş gerçekleştiriyor. Yükseliş yani atla gerçekleşiyor. Bir Miraç. Dolayısıyla sembolize ediyor. Sembolize ediyor, evet. Kanatlı at mesela. Hı hı. Yani hem toprak dört ana unsur var, hem de onun kanatları, uçma boyutu var. Çok atlarla çok maceralarım var. Yani çok seviyorum. Yani küçükten beri ben hayvanları ve doğayı aslında benim babamdan geliyor herhalde bu aileden. Benim ailemin bu arada hiç dinle filan yani bu anladığımın hiç alakası yoktur. Yani bizim Mersinliyim. Felsefelerle. Hiç şeyimiz yoktur tamamen. Ben kendi dünyamda küçükken işte bu ölüm, öleceğim meseleleriyle ilgili bu aslında önceki programda girdim. Onu da konuşmuştuk ama böyle bir gene değişik konular girdi araya, onu unutmuştum. Mesela demiştin ki bana işte ben küçükken mezarlıklarda dolaştım, ölümden çok korkuyordum falan. Yani niye mesela o küçük çocuklar korkumun, mezarlıkta dolaşmaz? Korkumun üstüne gitmek, korkumun üzerine. Biz mesela keçi boynuzları vardır. Keçi boynuzunun içine üstü büyük koyardık. Benzini de dökerdik biraz üzerine. Arkadaşlarla bizim Viran şehir vardı Mersin'de. Orada mağaralar vardı. Mağaraların içine giderdik. Karanlıklarda gezer. Arkadaşlarımın ismi de Doğa Evren Yılmaz. Düşün yani böyle isimler de bir enteresan. Oynadığımız oyunlar çok enteresandı. Yani benim burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Aslında her insan kendi içindeki seyri sülunda bir yöne yöneliyor. Yani metafizik dünya dediğimiz daha derin gerçekliklerimiz veya süptil boyutlarımızın bir çekim var. Ama bunların temeline baktığımızda ne? Yani niye bir çocuk bunlarla uğraşır? Hı hı. Dediğinizde aslında bir hastalık var ki o hastalığa şifa bulmaya çalışıyorsunuz. Hep böyledir zaten. Ya da bir korku var. Bir korku var. Hı hı. Ona şifa bulmaya çalışıyorsunuz. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın yaşamına neydi da... Neydi o korku peki? Mesela senin bu kadar küçük yaşta böyle bu tarz araştırmalar edecek. Ben küçükken gördüğüm bir kazadan zannedersem çok etkilendim. Yani trafik kazası. Biz Kız Kalesi'nden dönerken bir motor kazası. Ben de küçüktüm. Yani adamın bacağı kopmuştu motorda. Bacak orada duruyordu, adam da orada duruyordu. Arada da böyle kan akmıştı. Gecenin bir vaktiydi. Onun üstüne ben sürekli rüyalar gördüm. Yani şunu bu demek çok istiyorum. Çok travmatik bir olay travmatik, bir çocuk için tabii zaten. Ki. Yani şu, siz ilk defa bütünü parçalanmış şekilde görünce bu bir ölümdür aslında, bir şoktur. Ve ölmemek için bu bütünü, bu parçayı ben diğer parçayla nasıl ilişkilendiririmin yolunu arıyorsunuz. İşte bizler... O cennet dediğimiz bütünlüklü boyuttan bu dünyaya düştük ya, şimdi tekrardan onu birleştirmeye çalışıyoruz. Yani bunu fiziksel olarak gördük, bir tetikleme yaptı. Ama bunun zaten gerçeklik anlamında yaşıyoruz. Yani o zaman da sembolizma ile bu kadar ilgili yok, miydi? Yok, sembolizma konusu ben daha sonrasında üniversite yıllarında, üniversiteye hazırlık döneminde Risale-i Nurlar'la benim bir çok sevdiğim bir arkadaşım vardı, o vesile oldu. Ben hep Osmanlı'yı anlatırdı. Osmanlı'daki işte şifacılar filan hep bu konulardan da bahsederdik. Çok enteresandı yani onunla yaşadığımız süreçler. Daha sonra Risale-i Nurlar. Risale-i Nurlar'da işte uzunca bir süre öyle geçti. Daha sonra Moral FM'de 98 yılında, 97 yılında Moral FM'e geldim. O süreçten 2008 yılına kadar da programlara devam ettim. O süreçte birçok konuk davet ettik biz. Metafizikçi, efendim psikolog, efendim işte tefsir konusunda, hadis konusunda, tasavvuf konusunda. Yani şu anda ekranda görmüş olduğunuz birçok isimle, yani Maranki'sinden Muhammed Nur Doğan'ına kadar, Cemal Nur Sargut'undan, efendim Fatih Çıtlan, birçok değerli isimle, Hakan Yalmanlar, işte birçok hocalarımızla oralarda programlar yaptık ve hepsinden ayrı ayrı. Ben kendi dünyamda istifade ettim. Yani programın yapımcısı ve sunucusu olduğumdan dolayı hangi kelimeleri kullanırsam onları tetiklerimi kendi dünyamda biliyordum. Yani Cemal Nur Hocam'a söyleyeceğim kelimelerle tabii ki Hakan Yalman'a söyleyeceğim kelimeler birbirinden farklıydı. Çünkü sahaları farklıydı. Hı hı. Aslında ben şunu fark ettim kendi dünyamda. Ya hepsi yani... Doğan Mirzaoğlu vardı mesela, metafizik konudan bahsediyor. Aslında hepsi insan hakikatini anlatıyor. Yani Allah, insan ve evren üçgenindeki o bilinci anlatıyor fakat farklı literatürle. Fakat bu
güzel güruhla böyle bir süreç geçirirken daha farklı bir noktada, farklı demeyeyim de daha sentez bir noktada çok etkilendiğim bir isim vardı benim. Metin Bobaroğlu. Hı hı. Anadolu Aydınlanma Vakfı'nın efendim kurucularından. Onun o şeyi çok etkiledi beni. Yani Uzak Doğu'dan anlatıp onun Kur'an'daki yerini, onu oradan alıp biyolojideki yerini, onu oradan alıp atomdaki, yani öyle bir seyir, öyle bir yedi rengin her birisinin içinde güneşi göstermek ve güneşin renklerle olan ilişkisini ve prizmanın orada, bu bambaşka bir şey oldu. Yani o noktada çok sık da görüştüm. Nasıl tanıştın? Bu program aracılığıyla mı? Şöyle, ben Metin Bobaroğlu'yla çok uzun yıllar beraber olmadım. Ama yani karşılaşmanız kendisi nasıl oldu? Belki yani tabii karşılaştım, sohbet ettik. Yani program hastasıyla. Program yani programlarına da katıldım kendisinin. Hı hı. Efendim çok programlarına da gittim, sohbetlerine de gittim ama hani çok fazla yanında bulunup değil. Orada başka bir şeyin kokusunu aldım. Onu diyeyim yani. Ama demek istediğim şu, bakın burada Metin Bobaroğlu değil mesele, burada Cemal Nur Sargut veya burada efendim Hakan Yalman veya bu şeyler değil. Bunların hepsinin, bu bahçenin hepsinin ayrı ayrı kokusunda siz kendi gerçekliğinize bir yol buluyorsunuz ve buradan memnun musunuz ve mutlu musunuz? Bu sizi tatmin ediyor mu? Mesele bence bu. Sen aşureye benzetiyorsun onu. Biraz evet, hı hı. aşure. Ve benim kendi dünyamda anladığım şey şu. Doğayla bütünleşmek, lezzet alabilmek, hiçbir canlıya zarar vermemek, hüküm ve yargıda bulunmamak ve hayatı her an kutlamak ve güneşle beraber doğabilmek, güneşle beraber batabilmek ve şimdi de olmak ve gerçek anlamda işte o buluşmayı gerçekleştirmek. Sanki özün dinin de, öğretilerin de, bütün yöntemlerin de öngördüğü şey bu. Kendinle mutlu olmak, kendinle barışık olmak ve bunu paylaşabilmek, ama paylaşmak için de değil. Sen zaten bal isen sana arılar gelmeye başlar. Sen çiçek isen koku zaten yayılır. Dolayısıyla her insan bu noktasında özeldir ve kutsaldır ve değerlidir. Yeter ki bunu keşfetsin. Ben kendi seyri sülümde, kendimi keşfetme yolculuğunda, kendim noktasına en son geldiğim nokta nedir derseniz, işte toprak, İşte gökyüzü, işte yer, işte gökler ve burada bizler seyirciyiz. İnanın yani şöyle söyleyeyim. Her şey o kadar şimdide ve o kadar burada ki. Hani görenedir görene, körene, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bunların bir ayrılık unsuru değil, bilakis birleştirici unsur olduğunu görmek lazım. Yani. Programlarımızda da zaten hep bu yönde konuşmalar yaptın. Hep evet. Buna benzer açıklamalar yaptın. Peki o zaman Osho'dan, ben çok sevdiğim için Osho'yu, Bilgelik Tohumları isimli kitaptan, Aydınlanmış Mektuplardan bir sayfa seçersen onu ben okuyayım ve sen de yorumunu Peki. yap. Yavaş yavaş programı sırlayalım ondan sonra. Peki, hala şöyle yapalım o zaman. Güzel. Şurası olabilir. Ben de aslında bu bölümü çok beğeniyordum. Tanrı nedir soru efendim. Kaç zihinde bu soru ikamet ediyor? Dün genç bir adam bana soruyordu ve bu soru sanki Tanrı bir eşyaymış gibi soruldu. Arayandan başka ve ayrıymış gibi ve sanki diğer şeylere benzer şekilde elde edilebilirmiş gibi. Tanrı'ya ulaşma fikrinin ta kendisi boştur ve de onu anlama fikri. Çünkü o benim her hücremde var, ben onun içindeyim. Böyle söylemek daha doğru olur. Ben yokum, sadece o var. Ama ben Kubil'e yaktaş yorumu istiyorum. Bu programda seninle yaptık 10 programı. Ve ondan sonra da programı sırlayalım. Evet, burayla güzel alakalı. Görüşlerini. Evet. Tanrı. Yani işte bu tanrısal, yine Osho'nun söylediği bir şey, diyor ki Tanrı yoktur, tanrısallık vardır. Tanrı bir kişi değildir, bir kütle değildir. Sınır çerçevesi olan bir şey değildir. O bir bilinçtir ve onu her zerrede görebilirsin. Onun sana dokunduğu yer bedenindir. Eğer bunu bilirsen evreni bilirsin. Ve bu bilmenin ismi vecd'dir ve güzelliktir. İşte cemalullah denilen şey de budur. Cemalullah, bunu seyretmek, yani her zerrede seyretmek. Hı hı. Hatta
bir vakit Metin abi öyle demişti işte, Cemalullah'ı seyretmek, insanı kamili seyretmek, onun hallerini seyretmek. Yani sahabiler Peygamber Aleyhisselam'ı izlerken işte onda, ki zaten ayette de ifade edilir, eğer Allah'a muhabbetiniz varsa peygamberine, resulüne ittiba edilecek. Yani o bir güneşse o da aynası. Dolayısıyla biz güneşi bulduğumuzda, bizde tecelli edenin o olduğunu fark ettiğimizde biz bizlikten, biz zihinden çıkıyoruz. Ve doğada zaten öyle değil mi? Zaten aslında öz itibariyle kendini bilen insanın da bu manası var. Dolayısıyla Tanrı bu merkez noktayı temsil ediyor. T harfi çok güzel. Tenguri, T yani dikey ve yatay miraç ve onların tepesinde insan var. İşte biz T harfi gibiyiz mesela. Ayrıca İsa'nın duruşu gibi de bir evet, manada. Evet, yani dikey ve yatay noktanın birleşimi. Yani merkez ve çeper. Yani insan ve kainat arasındaki ilişkide muazzam bir vecd olmuş oluyor ki. Dolayısıyla merkez, Nasreddin Hoca demişler işte dünyanın merkezi neresi? Eşeğimin ayağını bastığı yerdir demiş. Yani varlığınız neredeyse merkeziniz orasıdır. Ama en derin gerçeklikte merkez boşluktur. İşte tasavvufun konusu budur. Fakr ve zikir. Fakr, boşluk, yokluk, hiçlik. Yani ne demektir? İşte bir tekerleğe düşünün. Bir mil var ama mil boşlukta dönüyor. İşte bu milin kendisi merkezi, tekerleğin kendisi de çeperi, kainatı temsil ediyor ama boşlukta benzer dönüyor. Bir şeydi, sen de bilirsin. Mevlevilerde de tabii söylerler. Ki. Yani bir ayağı yere bir basar, merkezde, diğer ayağı da evet, döner ve döner. Seyir eder. Aynen öyle. Benzer bir şey de orada. Dolayısıyla değil. Aslında tek bir merkez yok. Her yer merkez. Her nereye dönerseniz onun yüzü oradadır. İşte bu bilinçle baktığımızda biz birbirimize hüküm vermez, birbirimizi yargılamaz ve sadece tanışma unsuru olur. Bu güzel bir şeydir. Tanışmak ve mayalanmak ve buluşmak. İslam buluşmaktır. Fethetmek değil. Fethetmek, efendim baskılamak, tutmak, parçalamak, koparmak değil. Dokunmak, buluşmak, mayalanmak ve tanışmak. Yani tutmakla dokunmak arasında fark vardır. Çocuk tutmaz ama dokunmak, incelik ister. Fethetmek, baskılamak orayı ama tanışmak. Mesela fethetmekte bir hüküm vardır, bir etkenlik vardır. Ama tanışmakta başka bir şey vardır. Tanışmakta bir mayalanmak vardır. Buluşmak gibi bir manada, buluşmak değil gibidir. Mi? Buluşmak gibidir. Yani orada baskı, hüküm, orada bir hakimiyet kurmak yok. Yoktur. Çok güzel söyledin. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Ben de bir iki kelime söyleyip ondan sonra programı kapatmak istiyorum. Evet efendim, ben de bu programda kendimce Kubilay Aktaş'ın hem tecrübelerinden faydalandım. Hem de onunla kitaplarını okuduğum zaman da kendi bilmediğim, duymadığım pek çok şeyi öğrenme fırsatım oldu. Ben hayatta böyle yaptığım, öğrendiğim şeylerden anlatmayı hiç sevmedim, sevmem. Belki de yaratılışımda yok ama dinlemeyi ve sürekli öğrenmeyi çok seviyorum. Bunun ayrı bir enerjisi var ve ayrı bir güzelliği var. İnsanın yaşamı boyunca öğrenmesi bence sürecek ve devam edecek araştırmaları. Bir manada içimizde huzuru bulmamız gerekiyor ama yine de öğrenmeye açık olmamız ve pek çok şey öğrenmeye hazır olduğumuzu, hiçbir şey bilmediğimizi bilmemiz gerekiyor benim inandığım ve anladığım şekliyle. Ben de ilk defa böyle bir programda Kubilay Aktaş'la buluştum ve başka bir programda yapmayacağım tahminimce, böyle felsefeyle ve dinlerle, kadim bilgilerle alakalı. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Umarım sizler de bizim paylaştığımız bilgileri, anlattığımız şeylere keyif almışsınızdır. Size de bir nebze ışık olabildiysek, hoşunuza giden bir şeyler olduysa ne mutlu bize diyorum. Evet, programımızın sonuna geldik. Kadim Bilgiler 10 bölümle sona erdi. Mutlu günler, mutlu yarınlar, güzellikler diliyorum. Hoşça kalın efendim.